Patlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su, yağdır Mevlam su. İkimiz düşeriz zara, belalım vay vay.
vay. Bu aşktan bu sevdadan yanarsın vay vay. Yürekten ve ciğerden mi yanarsın vay vay. Hasretten mi acıdan mı yanarsın vay vay. Gizli gizli köşelerde ağlarsın vay vay. Bu aşktan bu sevdadan mı yanarsın vay vay. Yürekten mi ciğerden mi yanarsın vay vay. Hasretten mi acıdan mı yanarsın vay vay. Gizli gizli köşelerde ağlarsın vay vay. Başka sokaklara sapı belalım vay vay. O yârim beni görünce hazanım vay vay. Bu aşktan mı sevdadan mı yanarsın vay vay. Yürekten mi ciğerden mi yanarsın vay vay. Hasretten mi acıdan mı yanarsın vay vay. Gizli gizli köşelerde ağlarsın vay vay. Bu aşktan mı sevdadan mı yanarsın vay vay. Yürekten mi ciğerden mi yanarsın vay vay. Hasretten mi acıdan mı yanarsın vay vay. Gizli gizli köşelerde ağlarsın vay vay.
kadar yalnız gibi. Gözüm seni görende erirem ben buz gibi. Gözüm seni görende erirem ben buz gibi. Aşkına yar aşkına de gel Allah aşkına. Seni sevdim sevmeni döndüm ben bir şaşkına. Aşkına yar aşkına de gel Allah aşkına. Seni sevdim sevmeni döndüm ben bir şaşkına. Aşkına yar aşkına de gel Allah aşkına. Seni sevdim sevmeni döndüm ben bir şaşkına. Aşkına yar aşkına de gel Allah aşkına. Seni sevdim sevmeni döndüm ben bir şaşkına. Aşkına düştüm bağım yanar, gül nasıl dayansın? Aşkına düştüm bağım yanar, gül nasıl dayansın? Dalları aşan delim.
aşkına düştüm bağrımı yanar, günü nasıl dayansın. Aşkına düştüm bağrımı yanar, günü nasıl dayansın. Thank you.
gözlediğine kurban oldum, kurban oldum. Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? Kerem gibi ateş ile yandım, gülüm yandım. Kerem gibi ateş ile yandım, neydem yandım. Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? İpek saçlarını kime taratmış, gülüm taratmış. Kadir Mevlam seni ölmüş yaratmış, neydim yaratmış. Kadir Mevlam seni ölmüş yaratmış, gülüm yaratmış. Kibriklerin ıslak kimler aldatmış, gülüm ağlatmış. Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? Beni böyle deli divane ettin, divane ettin. Yaralı kalbime ataşlar attın, ataşlar attın. Yaralı kalbime ataşlar attın, ataşlar attın. Neden kul ihsanı terk edip gittin, terk edip gittin? Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? Beni mecnun eden sen değil misin, yar değil misin? Yaktın mı sevgilim sen beni?
aşkın ile yanıyorum. Neden terk ettin sen beni? Ne kötülük gördün benden? Ölürüm vazgeçmem senden. Affet beni sen sevgilim. Özür diliyorum senden. Ne kötülük gördün benden? Ölürüm vazgeçmem senden. Affet beni sen sevgilim. Özür diliyorum senden. Sevgilim, kabahatımı anladım. Yıllarca seni aradım, yoksun diye çok ağladım. Affet beni sen sevgilim, kabahatımı anladım. Senden affet beni sen sevgilim. Özür diliyorum senden. Ne kötülük gördün benden? Ölürüm vazgeçmem senden. Affet beni sen sevgilim. Özür diliyorum senden.
Efendim, bazı geri zihniyetli ve art niyetli insanlar hep kendilerini düşünürler. Başkalarının haklarına, kişiliklerine saygı göstermesini hiç düşünmezler. Çünkü onlarda soya çekimden gelen bir adaletsizlik ve bir vicdansızlık vardır. İşte Hüsnü Ağa da bunlardan biridir. O Malatya civarında asırların yok edemediği soydan gelen bir ağadır. Ve yine o Malatya civarında 50'ye yakın köyün ağasıdır. Bu köylerin tarla ve bahçeleri Hüsnü Ağa adına ekilir, biçilir, ağaya teslim edilir. Koyun sürüleri otlaklarda onun adına yayılır. Hüsnü Ağa köye gelen öğretmenlere de asla huzur vermez. Çünkü öğretmenlerin köy halkını uyandıracağından her zaman kuşkuludur. Hüsnü Ağa'ya bağlı 50 köyün halkı alın teri ile kazandığı mahsullerin hepsini ağaya vermesine rağmen Hüsnü Ağa köylülere sadece ölmeyesilik bir yiyecek verir, o kadar. Thank you.
asır, mala kapısına olmuşuz esir. Mirde yaşıyoruz kaçıncı asır, bu devir böylece kalır mı nazım? Nerede yaşıyoruz kaçıncı asır, bu devir böylece kalır mı nazım? Köyde alan emrine almış, bu köyler havaya kimlerden kalmış? Ona bu köyleri Allah mı vermiş? Allah buna köyler verir mi ağam? Ona bu köyleri Mevla mı vermiş? Allah buna köyler verir mi ağam? Allah kula yakın, kuldan Allah'a şaşırdı kanadan dostlar vallaha. Çalış şabala bir göz baka baka, ondan emeğin var olur mu ağam? Çalış şabala bir göz baka baka, ondan emeğin var olur mu ağam? Her tersine akar şu senin suyun, hep sana hep sana ne pis bir huyun. İran'dan mı geldi Şah'dan mı suyun, bir gün Allah sana sorar mı ağam? İran'dan mı geldi Şah'dan mı suyun, bir gün Allah sana sorar mı ağam? Yine bununla da kalsa ne iyi. Ağanın evinde çalışan, köylü yanaşmalarının karısı veya kızı güzelse, ağanın veya oğullarının gözü hemen ona ilişir. Ve dedikleri de hemen olmaya mecburdur. İşte zavallı Veli dayı da karısı, çoluk çocuğu ile Hüsnü Ağa'nın kapısının esiri ve yanaşmasıdır. Oğlu Seyit daha küçüktür. Veli dayının karısı Güllü ise oldukça güzel ve kocasına bağlı bir kadındır. Güllü'nün güzel olduğu Ağa'nın oğlunun da ilgisini çekmiş olacak ki gece gündüz demez yanar tutuşur. Bir gün dayanamaz ve tenha bir yerde söyler. Güllü, canım Güllü, senin için yanıp tutuşuyorum. Seni çok seviyorum. Ne olursun beni anla, isteklerimi kabul et. Babamın malı mülkü hep senin olsun. Gel benim ol, kurtul şu yanaşmalıktan. Çocuğunu ben beslerim. Eğer sen isteklerimi iyilikle kabul etmezsen, bu işi ben zorla da yapmasını bilirim. Ağam, etme tutma, kulun kölen olan. Bırak ki şu yalan dünyada derdimizle uğraşalım. Bu olacak bir iş değil. Ben bir yanaşma karısı, sen bir ağa oğlu. Malımızı aldınız, namusumuzdan ne istiyorsunuz? Asla olamaz. Bir ekmek için namusumu satamam. Bu durumdan sonra Güllü düşünür. Gün geçtikçe karlar gibi eriyor gider. Ne yapsın? Bir yandan geçim davası, bir yandan namus davası. Durumu kocasına anlatsa,
O zaman işi daha da kötü. Çıkıp gitseler ağa onları hiçbir yerde barındırmayıp öldürtecek. Bunlara nazaran Güllü yine de her şeyi içinde saklar. Kimselere demez. Arada bir oğlu Seyit'e bakar, için için ağlar, dertli dertli türküler söyler. Başka yapamam. Ekmek içinde namusumu satamam. Ekmek bana namus verir mi ağam? Ekmek içinde namusumu satamam. Ekmek bana namus verir mi ağam? Seyidim, yavrum seyidim, doğmasaydın da el kapısında büyüdüm. Yıkılsın kökünde nasıl soyudum, bir yiğit onlarını vurur mu ağam? Yıkılsın ağalık nasıl soyudum, bir yiğit onlarını vurur mu ağam? Gülizar'ın halinden anlamayan Hüsnü Ağa'nın oğlu Bekir, bir gün Gülizar'ı takip eder, zorla bir köşeye sıkıştırır ve elinden gelen her türlü kötülüğü yapar. Artık her şey olup bitmiştir. Bu durumlar karşısında Gülizar kadın yine de kimselere demez. Demez ama ekmekten, aştan da kesilir ve yataklara düşer. Sonunda kocası Veli dayı durumu öğrenir. Kahrından ölüp gider. Öksüz kalan Seyit artık büyümüştür. Annesine yapılan hakareti Seyit çevreden öğrenir. Demek öyle ha? Hem bizi çalıştırır, emeğimizi sömürürler, hem de anamızın namusuna göz dikerler. Olamaz. Öyle şey asla olamaz. Der ve derin derin düşünür. Düşünür ama onun içinde daha bu olayı duymadan dahi ağanın kızı Tevmiye aşık olan bir his vardır. Bu olaydan sonra bu daha da artar. İstese ağa yanaşma çocuğuna kız vermez diye düşünür. Öyleyse işin kolayı Tevmiye'nin gönlünü edip alıp kaçırmaktır. En sonunda bunu başarır. Tevmiye'yi alır kaçırır. Çıkarlar dağlara. Bunu duyan ağa ve çocukları kızarlar, köpürürler. Ulan yanaşma çocuğu Seyit. Bize yapacağını yaptın. Eğer elimize geçersen sana yapacağımızı biliriz. Telli, senin de saçlarını dibinden tutan tutan yolup gençliğini harap edeceğim. Böyle kızıp köpürmekte olan ağa ve taraftarları artık olan oldu. Gelsinler nikah olsunlar. Onlara hiçbir kötülük yaptırtmayacağız diye bir kötü plan hazırlarlar. Ve her tarafa jandarma göndertirler. Bunu öğrenen Seyit ve sevgilisi Güllü, ağanın nikah yaptıracağını duyunca teslim olurlar. Gelirler ağanın evine. Ağa suskunluk içindedir. Telli yalvarır. Babam, canım babam, kurban olduğum babam. Bunda Seyit'in suçu yoktur. Ben gönlümle kaçtım. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne olursun baba. Seyit bunları duyar da durur mu? Ağa, kulun kölen olan. Biz bir cahillik yaptık. Küçükten günah ise büyükten aftır. Ne olursun bizi bağışla. Bize kötülük düşünme. Biz birbirimizi seviyoruz.
Adana Musunan oğlun göz dikmiş, babanla çarpanıp kahrından gitmiş. Bir fakir hanemiz böylece batmış, nittiğin yanına kalır mı ağam? Bir fakir hanemiz böylece batmış, nittiğin yanına kalır mı ağam? Kelline sevişmek, biz seçtik, senden korktu babam, dağlara kaçtık. Zavallı anama kefen mi biçtik, ecelinden evvel ölür mü ağam? Zavallı anama kefen mi biçtik, ecelinden evvel ölür mü ağam? Seyit bunları söyler ama soysuz ağa yine de yapacağını yapar. Seyidi tarlada bir ekin yığını içinde yakarlar, yangından kurtulamadı da öldü derler. Kendi kızları olan telliyi de zehirleyerek öldürürler, ona da kendini balkondan attı da öldü derler. Seyidin annesi ise zaten Seyit kızı kaçırdığı zaman açlıktan, ecelinden evvel öldürülmüştür. Böylece iki fidan ve bir aile ocağı yok olur gider. Yine de Hüsnü Ağa o civarın ağasıdır. Nikah olum diye bizi aldattın, tuzak kurdun kalle şirin dayaktın. Beni yaktın kızını kimlere sattın, benden başkasına varır mı ağam? Beni yaktın telliyi kimlere sattın, benden başkasına varır mı ağam? Ne zalim ağası sözden geçirdin, sevdiğim telliye zehir içirdin. Sevenleri de bu dünyadan göçürdüm, sevenlere tuzak kurar mı ağam? Sevenleri de bu dünyadan göçürdüm, sevenlere tuzak olur mu ağam? Köyler bugün açarsan, okuyup öğrenip gözün açarsan, haklıyı haksızı bir gün seçerse, ama köle nedir bilir mi ağam? Haklıyı haksızı bir gün seçerse, ama köle nedir bilir mi ağam? Kıvız gelir, sendeki malları devlet kim alır?
Gerekli cezayı elbette verir. Bir gün Ali Doğan görür mü ağam? Gerekli cezayı elbette verir. Bir gün Ali Doğan görür mü ağam?